Devrimi bu büyümeyi hızlandırdı. Yeni güç kaynağı motorlar yaratıldı. Güç daha ağır silahlı, daha büyük gemilere yol açtı. Daha ağır silahlarsa daha ağır cephaneye. 1900'lerin başında bir deniz donanması kapışması öyle büyük bir açık deniz devinin doğumuna yol açtı ki hayal gücüne bile meydan okuyordu. Savaş gemilerine. Savaş gemisi için sanırım Birinci Dünya Savaşı sırasında zirveye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunlar geniş ve çelik, ağır donanımlı, büyük silahları alabilen, düşman gemisine doğru tonlarca mermi fırlatabilen gemiler. Sonrasında da savaş gemilerinin İkinci Dünya Savaşı boyunca kullanılmasına devam edildi. Ama silah platformları genişledikçe paralel giden iki savaş donanmasının geleneksel görevi birbirini batırmaya çalışmak oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük savaş platformlarından biri de Amerikan Iowa Class'ıydı. Iowa Class savaş gemisi. İkinci Dünya Savaşı deniz harbinin yönünü değiştirdi. Amerika'nın yeni ve hızlı Essex sınıfı uçak gemileri, donanmanın ağır kruvazörü olan hava taşıtlarından rol çaldı. Ama onların 30 deniz milini aşan hızlı koruyucu gemilere ihtiyacı vardı. Tasarım zorluğu hem bu hıza erişecek bir savaş gemisi geliştirmek hem de halihazırda yapılmış Japon gemileriyle savaşacak ateş gücüne sahip olmasını sağlamaktı. Uzunluğu 200 metrenin üzerinde ve eksen doğrultusu 33 metre olan Iowa Class her şeyiyle büyüktü. 8 su kaynatma kazanı, gelişmiş 4 buhar türbünü Iowa'ya 33 deniz milinden fazla hız sağlıyordu. Torpidolara karşı korunmak için Iowa Class'ın gövde tasarımında 4 duvar bölmeli bir çıkıntı vardı. Dış gövde kaplamasının arkasında torpido başlığının enerjisini emen, 5,5 metre derinliğinde tasarlanan boylamasına bir çıkıntı üst güverteyi koruyordu. Ama büyük silahları olmayan bir savaş gemisi bir hiçtir. Iowa Class'ın 9 devasa Mark 7 ana silahı vardı. Her birinin kalibresi 410 milimetreydi. Belki de Iowa sınıfının en ünlüsü USS Missouri'ydi. Japonya 2. Dünya Savaşı'nı sona erdiren teslim olma anlaşmasını bu güvertede 2 Eylül 1945'te imzaladı. Gemi birkaç kez emekliye ayrıldı, sonra hizmete geri döndü. Önce 1950'de Kore'de, yine 60'larda devasa silahlarıyla Vietnam'da ekstra ateş gücü sağladığı zaman. Missouri 1992'de 1. Körfez Savaşı'nda yeniden dirildikten sonra nihayet emekliye ayrıldı. Ama bütün savaş gemileri uzun yaşamadı. Hitler bir keresinde 1. Dünya Savaşı Alman donanmasını romantik bir oyuncak, bir tören maketi olarak andı. Almanya yeniden savaşacak olsa Hitler'in yönetiminde hafife alınmayacak bir orduyla savaşacaktı. 1939'da Almanya sersemletici ebatta modern donanmasıyla böbürleniyordu. Bu donanmanın merkezinde 2 adet 50 bin tonluk savaş gemisi de vardı. Bismarck ve Tirpitz. Bismarck Class savaş gemisi. Avrupa'nın en büyük savaş gemisi sınıfında bu 250 metre uzunluğundaki devin azami hızı 30 deniz miliydi ve menzili 16.430 kilometreye ulaşıyordu. Danimarka Boğazı Savaşı'nda 24 Mayıs 1941'de Bismarck ve Prince Eugen İngiliz savaş gemileri Galler Prensi ve Hood'la çarpıştı. Yalnızca 8 dakikalık ateşin ardından Hood arka kurşun cephaneliğinden vuruldu. 100 tonluk kordit havaya uçtu, geminin arkası parçalandı. Hemen battı ve 3 hariç bütün mürettebatını ve 1419 askeri de yanında götürdü. Galler Prensi de hasar aldı. Geri çekilmesini saklamak için duman perdesi kullandı. Bu 8 dakikada Bismarck
93 zırh delici mermi ateşlerken karşılığında 3 mermiyle vuruldu. Biri üst güverteyi vurdu ve 2000 tonluk su gemiye dolunca da provada stoklanan sıvı yakıt bozuldu. Tamir için rota değiştirmek zorunda kalan Bismarck, Kraliyet Donanması tarafından izleniyordu. Peş peşe 2 gün boyunca Alman gemisi şaşırtıcı defalarca vurulmasına rağmen peşindekilerin elinden kurtulmayı başardı. Bismarck'ın hayatta kalmasının sırrı zırhındaydı. Geminin toplam ağırlığının neredeyse yarısı hayati alanların korunmasına ayrılmıştı. Kemer hattı 320 mm kalınlıkta, güverteler 120 mm, ana silah güvertesi 360 mm kalınlıktaki çelikle korunuyordu. Onu bekleyen son ne oldu? Savaş gemilerinin sonunu başka bir savaş makinesi getirdi. Hava taşıtları. 26 Mayıs'ta 15 adet kılıç balığı torpido uçağı bir saldırı gerçekleştirdi. Birkaç saat içinde Alman donanmasının onuru suya battı. Bismarck karşısında yapılan hamlenin en büyüleyici tarafı hava taşıtıydı. Kılıç balığı. Temel, basit ve küçük taşıt bir uçak gemisinden idare ediliyordu ve düşman gemisine torpido fırlatıyordu. Yani hava taşıtı teknolojik olarak çok eskiydi. Hava taşıtını taşıyan gemi en yeni tip savaş gemilerinden biriydi ve tüm savaş makinelerinin en güçlülerinden ve en büyüklerinden biri olarak egemenliğini yıllarca sürdürdü. Uçak gemileri.